Haberin olsundan herkese merhaba, ben Burçin Atılgan. Güne kısmen de olsa biraz daha mutlu başladık efendim. Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı. İnsani aranın başlamasından dakikalar öncesinde Gazze şeridine en yakın İsrail şehri Siderot'un açıklarında silahlı çatışma, şiddetli patlama seslerinin sürdüğü gözlendi. Gazze şeridinden İsrail yönüne roketler atıldı ve bölgede saldırı sirenleri çaldı. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı mutabakat planına göre İsrail ve Hamas'ın Gazze şeridinde çatışmaları durdurmasının ardından Refah sınır kapısından insani yardımların Gazze şeridine nakliyesi de başlayacak. Biliyorsunuz bu Refah kapısı ara ara açılıyor, çok kısa bir süreli olarak yardımların alınması için, daha sonra tekrar kapatılıyor. Taraflar arasında varılan mutabakata göre İsrail'le esirlerden 13 kadın ve çocuk yerel saatle 16'da Refah sınır kapısına doğru hareket edecek. Biz de gün içerisinde ilerleyen dakikalarda konuyla alakalı ne kadar bilgimiz varsa sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, gelelim diğer gelişmelere. Biliyorsunuz İyi Parti'de çalkantılı bir dönem yaşanıyor. Ve bununla alakalı bir haber var yine sırada. Adnan Beker efendim, gördüğünüz şahıs Adnan Beker. İyi Parti'de FETÖ taktiği geziyor diye bir iddiada bulundu. Her geçen gün Ümit Dikbayır da dahil olmak üzere İyi Parti ile alakalı bir takım iddialar ve konuşmalar var. Bunlar da zaten gündemi oluşturur nitelikte. Bakalım Adnan Beker neler söylemiş. İyi Parti'den bir hafta önce istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in İsmail Saymaz'a verdiği röportaj hayli ilginç. Beker, tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen yakın arkadaşı Ümit Dikbayır'a atılan iftiraların ayrılık sürecinde etkili olduğunu belirterek, insanlara iftiralar atıyorlar, aynı FETÖ taktiği geziyor, midem bulandı, burada durmama kararı aldım, İstifa ettim dedi ve parti içerisinde FETÖ gibi organize çalışan insanları yalanla, namussuzlukla kötüleyen bir sistemin çalıştığını ve bu çark içerisindeki kişilerin Genel Başkan Meral Akşener'i avuçlarına aldığını ifade etti. Çok çeşitli iddialar var İyi Parti'de, bir çözülme olduğu kesin ama nedenleri nedir? Tam olarak onları da istifa edenler konuştukça, anlatmaya başladıkça daha net elbette algılayacağız neler döndüğünü. Tabii bu olaylar olurken Meral Akşener'in açıklamaları da ne olacak, onu da merakla beklediğimizin altını önemli çizmekte fayda var. Bakan Ali Yerlikaya duyurdu, 68 ilimizde mercek 6 operasyonu yapıldı, binlerce gözaltı var dedi. Onlarca, yüzlerce değil, binlerce gözaltı var dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde gerçekleştirilen mercek 6 operasyonlarında 1129 şüpheli gözaltına alındı dedi. En basit örneği dün hatırlayacaksınız, sosyal medya fenomeni, tırnak içerisinde sosyal medya fenomeni olan Banu Parlak adlı şahıs, burada da görüntülerini aksettirdik sizlere, elinde belinde silahlarla dans ediyordu, göbek atıyordu, bunu sosyal medyaya yükledi, hemen arkasından da zaten gözaltına alındı. Silahın bu kadar kolay ulaşılabilir olduğu, bu kadar kayıt dışı el altından insanlara verildiği zaten o videoda bile aleniydi. İşte tam da o noktada mercek altı operasyonu yapılıyor ve 1129 kişi de bu konuyla alakalı sorguya alınıyor, gözaltına alınıyor. Komşu katliamından bahsetmiştik. Büyük bir dehşetti. 72 yaşında bir adam oturduğu apartmanda üst kat komşusunun çocuklarının yaptığı sesten rahatsız olduğu için ve zaman içerisinde defalarca bu konuyla alakalı karşı karşıya geldikleri bir süreçten geçtikten sonra silahını kuşanıyor ve maalesef çocuklar da dahil olmak üzere 5 kişiyi katlediyor. Ankara'da 72 yaşındaki Tahsin Ünsur'un gürültü yaptıkları iddiasıyla öldürdüğü 5 aile üyesinden Ceyda Turgut'un balkona çıkarak komşularından "Babamla kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor" diye bağırması ortaya çıktı. Bu arada ailenin zihinsel engelli oğlu E.T.,
Saldırıdan yara almadan kurtuldu. O da 4 yaşındaymış. Turgut ailesinin akrabası bir kadın da olay yerine gelerek Tahsin Ünsür'ün evini taşladı. Dairenin camlarını kıran kadın apartmandakilere de neden bir şey yapmadınız diyerek tepki gösterdi. Elbette o üzüntüyle tepki gösterilir. Hani şöyle olsaydı böyle olurdu soruları çok fazla döner olayların ardından insan kafasında sürekli olarak hesap yapar. Ama böyle bir durumda böyle bir cinnet getirme halinde bir başka komşunun bir şey yapabilme ihtimali elbette çok zor. Maalesef o yüzden de bu facia yaşanıyor 72 yaşındaki adam tarafından. Dilan Polat'a geleceğiz. Dilan Polat aylardır gündemimizde. Bugün X'te, sosyal medya platformu X'te yine çok tanınan bir şahıs, ismini vermeyeyim burada. Dilan Polat'tan bıktım diyor. Hepimiz bıktık. Dilan Polat'tan ve türevlerinden hepimiz bıktık. Ama madem bu konuya bir şekilde adım atıldı, arkasından gelenler çıkmaya başladı. Benzeri isimler, Dilan Polat taklitçileri. Çok fazla sayıda isim var. Yani düğmeye basıldı bir manada. Dolayısıyla artık bunun duru durağı yok. Bizim millet olarak biraz magazini sevdiğimiz, ciddi haberlere, siyasal haberlere göre biraz daha fazla magazine ağırlık verdiğimiz aşikar. Bunun içine herkesi, hepimiz dahil ediyorum. İnsan ayırt etmeksizin. Bu toplumun yapısıyla alakalı bir şey. Fakat Dilan Polat dün bir görüşme esnasında, o kısıtlı telefon görüşmeleri var ya, bir de eşiyle ayrı yerlere nakledildiler. Şöyle bir cümle kuruyor. Kendime zarar vermek istiyorum diyor. Yani siz anladınız onun ne demek olduğunu. Kendime zarar vermek istiyorum diye bir şey söylüyor. Bu da haber oldu. Hatta yer yerinden oynadı. Dilan Polat niye böyle söyledi diye. Farklı görüşler var tabii. Kimisi ilgi çekmek için yapıyor, acındırmak için yapıyor diyor. Kimisi bir an önce hani önleme alınsın, kendine bir şey mi yapar diye düşünüyor. Ben de şahsen aslında çok ciddi olmadığını, hayatın çok değerli olduğunu ve bu süreci biraz sıkıntılı da olsa geçirmek zorunda olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Her şeyin bedeli var. Yaptığımız iyiliğin de bedeli var, kötülüğün de bedeli var. Hakkımız olmayana elimizi uzattığımızda da yaşanacakların bedeli var. Aslında 3 aşağı 5 yukarı aklı zekası olan herkesin bu doğal dengeyi biliyor olması gerekiyor. O güzel günler geride kaldı. Dilan Polat parmaklıklarının arkasında maalesef bu durumda bir anne olarak tarihe geçti. Spor dünyası ne demiştik? Herkes dolandırılabilir. Herkes, hepimiz. Hani ben kanmam, ben asla inanmam. Kendimi teslim etmem, paramı teslim etmem falan diye bir şey yok. Zengini, fakiri, akıllısı, akılsızı, iş adamı, futbolcusu, sporcusu, herkes kadar. Bakın İmparator Fatih Terim. İmparator Fatih Terim efendim, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın Arda Turan'la olan yazışma ve konuşma kayıtları ortaya çıktı. Bakın toplam zararının 7 milyon 500 bin dolar, TL değil, 7 milyon 500 bin dolar olduğunu belirten Arda Turan, Erzan'la yaptığı görüşmede, Seçil Erzan'dan bahsediyorum, diyor ki ben sana dünya kadar para getirdim. Seçil, bütün servetim sendeydi. Ben şimdi karıma ne diyeceğim diyor. Arda Turan diyor bunu. Çok acayip. İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan'la birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belezoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla bu yargılama başladı. Diyor ki Arda Turan, son olarak 20 bin dolar param kaldı. Ben şimdi 20 bin dolarla kaldım, borçlarımı sana saydım, tüm borçlarımı sen biliyorsun, benim sende kredim var diyor Turan. Erzan'la olan bir WhatsApp yazışmasındaysa diyor ki bana başka konuşmalar ve yazılı belgeler lazım Seçil. Çocuğumun yüzüne dahi bakamıyorum. Yarın ne yapacağım? Gideyim tefeciye, faktöringe falan diye bir yol arayışında çok zor durumda kalmış. Kaybı çok büyük Arda Turan'ın. Gerçekten çok büyük. Zaten yekünde hani isimlere tek tek baktığınız zaman inanılmaz bir servet gitmiş. Nasıl inandılar, nasıl kandılar? Çünkü elle yazılan bir takım evraklara, evra
imza atmışlar. Bu büyük bir hata. Bunu yani ben bile yapmam. O kadar imza üzerine kurulu bir düzende çalışan spor adamları elle yazılan bir evrak için nasıl inanıp da imza attılar? İnanılır gibi değil. Ve biraz da galiba şunu da barındırıyor bu durum. Hep daha fazlası. Hep daha fazlası. İşte onunla takıp da onunla uğraştığın zaman maalesef elde olan da gidiyor. Seçil Erzen'in kendi adıma çıkabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Çünkü başrolde her ne kadar suçum yok dese de. Ama giden zarar geri gelecek mi? Tabii ki geri gelmeyecek gibi görünüyor. Şimdi internet dolandırıcılığı. İnternet dolandırıcılığından hemen hemen her gün bahsediyoruz. Fakat çok büyük bir patlama yaşanmış. Yani geçmişe göre çok daha fazla dolandırılma olayları artmış. Bunun alakalı da bir uyarı var. Anlatmak istiyorum size. Adliyelere ulaşan dosya sayısına göre 1004 çeşit dolandırıcılık olayı yaşanırken, 1004 çeşit. Geçen yıla oranla olayların çok daha fazla arttığı gözlemlendi. Adli bilişim uzmanı ve emekli emniyet mensubu İsa Altun, Cumhuriyet'le artan dolandırıcılık olaylarına ilişkin bir takım verileri paylaştı. Altun, ceza mahkemelerinde seçilen 10 suç türüne göre yıl içinde açılan dosya sayısı artış oranları incelendiğinde, 2022 yılında bir önceki yıla göre en fazla artışın sırasıyla dolandırıcılık, ya içler acısı ama ikinci sırada ne var biliyor musunuz? Çocuklara cinsel istismar. Yani geçen seneye göre bu sene en çok artan suçlar birincisi dolandırıcılık, ikincisi çocuklara istismar. Söylenecek çok şey var ama işte söylenilmiyor, konuşulmuyor maalesef. Ve bir de hırsızlık. Bunlar. Ceza mahkemelerinde seçilen 10 suç türüne göre dolandırıcılık suçu içeren dosyaların gelen dosyalara 2015-2022 yıllar arası %47.6 artış olmuş. Son yıllarda Türkiye Avrupa'da organize suç endeksinin en yüksek olduğu ülke konumuna geldi. 2023 skoru biraz daha kötüleşen Türkiye dünyada ise 14. sırada bulunuyor. Kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz yani. Bu ortamda ülke zaten suçluların yatağı haline geldi en rahat ettikleri. Hem de baronların, adi suçlardan bahsetmiyorum. Baronlardan bahsediyorum. Dolayısıyla dolandırılmak çok kolaylaştırıldı. Sosyal medyaya çok fazla inanıyoruz. Telefon görüşmelerine çok fazla inanıyoruz. Bankaları, resmi siteleri birebir taklit eden sistemlerle aranıyorsunuz veya mail alıyorsunuz. Bunun üzerinden inandığınız için işlem yapıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki elinizde avucunuzda ne varsa gitmiş bitmiş. Bankada işiniz mi var? Bankaya gidin. Ben öyle yapıyorum. Telefonda hiçbir işlem yapmıyorum. Çünkü güvenmiyorum. Acı ama gerçek. Çin bizi korkuttu. Niye korkuttu? Biliyorsunuz Covid öncesi ilk olarak Wuhan'da başlamıştı vakalar ve arkasından çok tatsız görüntüler gelmeye başlamıştı internet aracılığıyla. Oraya yayıldı, buraya yayıldı. Türkiye'de ilk vaka görüldü. 11 Mart tarihiydi sanırım yanılmıyorsam. İlk vaka görüldü ve ardı arkası kesilmeyen travmatik, çok ağır bir dönem yaşadık. Hem manen hem madden çok ağır bir dönem yaşadık. Dolayısıyla Çin'den gelen bir hastalık var denildiği anda bizim de ayarlarımız hafiften bozulmaya başlıyor. Bu çocukları vuran bir salgın. Dünya Sağlık Örgütü son dönemde Çin'de giderek artan gizemli bir salgın hastalığının ortaya çıktığını duyurdu. Adı da gizemli zatürreye. Çin medyasında yer alan haberlerde hastanelerde çok sayıda hasta çocuğun yatış yaptığını ve okullarda eğitime ara verdiği de duyuruldu. Hastalanan çocuklarda akciğer iltihabı ve yüksek ateş olduğu açıklanırken öksürük ve diğer belirtilerin ise görülmediği duyuruldu. Elbette dediğim gibi aklımıza Covid salgını gelmişti. Çin uzak ama dünya küçük biliyorsunuz. Bu salgın nasıl olsa Çin'de bize ulaşmaz demeyelim, yaşadık. Dünyanın dört bir tarafına en ücra karasına, konumuna kadar ne yaptı? Covid gitti. Dolayısıyla çocukları korumakta da fayda var. Peki gelelim sonuncusuna, Hazal Kaya. Hazal Kaya iyi bir dizi oyuncusu, sevilen bir isim. Böyle bir internet röportajı sanıyorum, izlemedim baştan sona ama diyor ki cümlelerinde, empati programıymış, Ahmet Mümtaz Taylan'ın empati programıymış. Takıntıları ve batıl inançları olduğunu belirtmiş.
Mesela sadece sirkeyle yıkanırmış Hazal Kaya ve bütün evinde sirkeyle silermiş. Yani iyi hoş da o kokuyu ben tahmin edemiyorum. Ada çayı yakıyormuş mesela, evinde gezdiriyormuş. Ve çok ilginç, astroloğa sormadan imza atmıyormuş hiçbir işe. Yani astrolojiye ben de böyle bazen inanasım geliyor, hoşuma gidiyor yazılan şeyler. Sevdiğim bir şey olursa, işime gelen bir şey olursa astrolojiye inanıyorum, yoksa reddediyorum. Ama tabii ki imza atmak için soracak kadar değil. Peki, İrlanda. Hiç gündemimizde olmayan, çok fazla sesini duymadığımız bir ülke. İrlanda'nın başkenti çok kötü karıştı. Dublin'de Parnell Meydanı burası. Burada bir saldırı gerçekleştirildi, bıçaklı saldırı. Ve aralarında 3 tane çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Dublin sokakları karmakarışık. Olayda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken emniyet kaynakları bir kız çocuğunun durumunun ağır, diğer 2 çocuğun durumunun ise daha hafif olduğu bilgisini verdi. Şu anda da olay anını görüyorsunuz. Söylentilerin içinde Holiday Inn Oteli'nin yakıldığı, ateşe verildiği söyleniyor. Klasik yağma, Paris'te çok görürüz bunu biliyorsunuz. Olaylardan sonra, sarı yelekliler olaylarından sonra direkt olarak insanlar maalesef mağaza yağmalamayı uygun görüyorlar ve bunu yapıyorlar. Demek ki dünyanın her yerinde böyle. Polisler de gardını almış ama maalesef karışıkla bir çözüm bulamamışlar. Son aldığım bilgilere göre de gittikçe daha beter hale geliyor durum. Parnell Meydanı'ndaki bir okulda meydana geldi olay. İrlanda Devlet Televizyonu terör saldırısı niteliği taşımadığını söyledi. Emniyet de ciddi bir kamu düzeni olayı olarak niteledi sadece olayı. İrlanda Başbakanı Varadkar bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırının meydana geldiği bölge yakınlarında toplanan protestocularla İrlanda polisinin arasında da gerginlik çıktı. Bıçaklama olayından göçmen bir erkeği sorumlu tutan grup bir polis aracını ve tramvayı ateşe verdi ve bazı polis memurlarına saldırdı. İrlanda polisi bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı diyor haberde. Çok korkutucu yani İrlanda kadar sakin bir ülkede ama şöyle bir farkı var İrlanda'nın. İrlanda İspanya'dan sonra Gazze konusunda en hassas, en duyarlı ülkelerden biri durumunda. Bir de öyle de bir şeysi var. Hani bu karışıklık tam olarak nereden çıktı? Henüz netleşmiş bir bilgi yok. Göçmenlere karşı mı yoksa Filistin'e verilen destekle mi alakalı tam olarak bilmiyoruz. Gelelim yine indir cebe haberlerden birine. Gelirinin büyük bölümünü halkın vergisinden sağlayan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Amerika'da kurduğu TRT Amerika şirketine milyonlarca dolar göndermeye devam ediyor. İşte TRT USA'nın son bir yılda yaptığı astronomik harcamalar. Türkiye ekonomik krizle boğuşurken lobi şirketlerinin yanı sıra TRT Amerika şirketine gönderilen milyon dolarlar da hız kesmiyor. Gelirinin büyük bölümünü halkın vergisinden sağlayan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu TRT Amerika şirketine milyonlarca dolar göndermeye devam ediyor. İzlenme oranı tartışmalı TRT World adında İngilizce yayın yapıp faaliyet gösteren şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı yayının faturası çok ağır. TRT USA'nın son bir yılda yaptığı harcama 1.415.702 dolar. Adalet Bakanlığı Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası, Faraya kayıtlı TRT Amerika'nın bildirdiği masraf listesinde serbest çalışanlara ödediği fatura dikkat çekiyor. Resmi belgeler kaç kişi olduğu bilinmeyen serbest çalışanlara yılda 600 bin doların üzerinde ücret ödendiğini gösteriyor. Faturalarda pahalı restoranlarda yenilen yemeklerin masraf olarak gösterildiği yer alıyor. Bunların yanı sıra stüdyo konuklarına ulaşım masraflarının karşılanması ve yayına çıkmaları karşılığında ödenen ücret de dikkat çekiyor.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Washington'da ofis açan TRT World Televizyonu'nun siyasi kimliği bulunduğu gerekçesiyle lobi faaliyetleri yapan kurumlar statüsüne almıştı. TRT'nin 3-12-2020 tarihli Faraya bildiriminde 2018 yılında 3.076.704 dolar, 2019'da 1.463.090 dolar, 2020'de 1.039.980 dolar harcama yaptığı bildiriliyor. ABD resmi belgeleri Ekim 2021 Eylül 2022 tarihleri arasında 1.230.015 dolar 71 sent harcama yapıldığını gösteriyor. TRT Amerika şirketini dönemin genel müdür yardımcısı Tuncay Yürekli kurmuştu. Daha sonra yerine Cumhurbaşkanlığında çalışırken Anadolu Ajansı Washington temsilciliğine atanan Hakan Çopur getirildi. Bu yılki bildirimde ise Enes adlı ismi görülüyor. Yani işte görüyorsunuz hani bazen bir haber çok şeyi anlatıyor. Onun için üzerine yorum yapmakta herhangi bir gerek görmüyorum. Sözcü Gazetesi ile başlayalım. Bakalım Sözcü Gazetesi bugün neler söylüyor? İsmail Saymaz sürmanşetten vermişler. Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılığı yazdı diyor. Çünkü olay çok daha büyüyecek gibi görünüyor. Daha derinlere inecek gibi görünüyor. Fatih Terim'in de ifadesinin ortaya çıktığıyla alakalı bir haber okudum. Orada da Fatih Terim ben de paramı almadım diyor. 3 milyon dolardı sanırım. Ben de paramı almadım diyor. Çünkü parasını aldığına dair de bir konuşma geçmişti. Ama o da ben de paramı almadım diyor. İşte İsmail Saymaz da o konuyla alakalı bir yazı yazmış. Merkez Bankası dün sürpriz bir kararla politika faizini 500 bas puan artırarak %35'ten %40'a yükseltti. Hani faiz haramdı, hani nas diyordunuz, hani ekonomistiniz, hani faiz yükselmezdi. Nas yalan oldu bir kere. İktidar daha 6 ay öncesine kadar faiz indirimini aşağıda yer alan sözlerle savunuyordu. Şimdi ise tersini yapıyor. Olan ekonomiye ve millete oluyor. Bakın Erdoğan neler demişti? Çok kısa kısa söyleyeceğim. 2018'den 23'e kadar bu konuyla alakalı. 2018'de demiş ki faiz oranları inmeli çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum. 17 Kasım 2021'de milletimizi faize ezdirmeyiz. Ben faizi savunanlarla beraber olmam, olamam. 19 Aralık 2021 neymiş efendim? Faizi düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa ben onu yapacağım. Zaten konuyla alakalı en bilinen konuşmada bu. 2022'de de diyor ki faizle mücadelemi biliyorsunuz, faizi indireceğiz, bilin ki enflasyon da inecek dedi, inmedi. 2023 ben faizi indirmenin mücadelesini veriyorum, şu anda bizde faiz %9 civarında. Bunu daha da düşüreceğiz demiş. Yine 2023'te bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselmez. Faiz devamlı olarak düşecektir ve göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecektir demiş. Çok şaşırmıyoruz çünkü Erdoğan'la alakalı bu tarz değişen söylemlere, değişen fikirlere çok aşinayız. Ama tabii burada olay bizi ilgilendiriyor. Çünkü verdiği her kararın ardından halk, bizler eziliyoruz. Erdoğan'ın Almanya'da çocuklara dağıttığı en büyük paramız 200 lirayı euroya çevirdiğinizde 6 euro yapıyor. Onunla da bir porsiyon döner alınamıyor. Ekonomiyi o kadar bozdular ki en büyük banknotumuz olan 200 lira pula döndü. TL dünyanın en değersiz paraları liginde zirveye oturdu. Erdoğan'ın Almanya gezisinde bu bir kez daha görüldü. Erdoğan Berlin'de gurbetçilerin çocuklarına 200 lira harçlık dağıttı. Bu para sadece 6 euro ediyor diyor. Fenomen Banu'nun tabancalı şovu, Dilan Polat'la kavgası ve iş yerinin kurşunlanmasıyla gündeme gelen Banu Parlak tabancalı bir video paylaştı. Evinde gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı demiş. Yani nasıl serbest bırakıldı tabii onu bilmiyoruz. Avrupa'nın kabusu gerçek oldu. Wilders'ten bahsediyor. Seçim sonucu ülkedeki göçmen ve Müslümanları endişelendirdi. Wilders başbakan olursa Ankara ile de gergin bir dönemin başlaması bekleniyor. Çünkü çok net bir şekilde hem Türklere hem Cumhurbaşkanı'na karşı olduğunu
rahatlıkla dile getiren sert yapıda bir lider. Hollanda'da önceki gün yapılan erken genel seçimlerden dünyayı şok eden bir sonuç çıktı. 25 yıllık siyasi kariyerinde göçü durdurmayı, camileri kapatmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı vaat eden, Türkiye'nin yeri Avrupa değil görüşünü savunan ve ülkesini Avrupa Birliği'nden çıkarmayı hedefleyen Wilders'in lideri olduğu Özgürlük Partisi birinci oldu diyor. Neden bu kadar Müslümanlara takık, neden Kur'an-ı Kerim'e bu kadar takık, neden Türkiye'ye bu kadar takık bilmiyorum. Göçmenlere takıktığı konusunda yorum yapamam tabii ki. Polis kapı kapı gezerek kaçak göçmen arıyor. Topraklarındaki 1.7 milyon kaçak Afgan'a ülkeyi terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre tanıyan Pakistan, dönmeyen göçmenlere göz açtırmıyor. Polis kapı kapı dolaşarak göçmenlerin belgelerini kontrol ediyor. Ülkede izinsiz bulunduğu tespit edilenler, eşyalarını bile almalarına izin verilmeden zorla sınır dışı yapılıyor diyor. Ve bunu yapan Pakistan. Bu kadar hassasiyetle, bu kadar derinlemesine işin peşinde göçmenleri ülkesinden çıkartmak için. Biz de her Allah'ın günü ülkenin dünyanın her tarafından kimin neye ihtiyacı varsa gelin yapıyoruz. Kendi karnımızı doyuramazken. Evet, Mehveş Emeş'ten Dünya Kadın Hakları Günü için özel konser. Ünlü piyanist Mehveş Emeş'in Dünya Kadın Hakları Günü için 5 Aralık'ta İstanbul'da özel bir konser verileceği duyuruldu. Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım ve bir haberle devam edelim programımıza. Evet, yargıda rüşvet iddiaları ile ilgili HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince hazırlanan rapor doğrultusunda 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Adliyede rüşvet skandalında ilk adım atıldı. İddiaların odağındaki hakim geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı. Rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Yargının içindeki bu suç iddiaları adalet ve siyasette krize yol açtı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da Anadolu Adliyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarında ismi geçen İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan SD'yi geçici olarak görevinden uzaklaştırdı. İhbar dilekçesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen 3 müfettiş ön raporunu tamamladı. Raporu gündemine alan HSK 2. Dairesi soruşturma tamamlanana kadar İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı SD'nin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği dilekçede daha önce sulh ceza hakimi olarak görev yapan hakimin de aralarında bulunduğu bazı isimlerin bir dizi usulsüz işleme imza attığını öne sürmüştü. Söz konusu iddiaların ortaya atılmasından 3 gün sonra ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başsavcı İsmail Uçar'ın gönderdiği ihbar dilekçesi kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcı Uçar'ın Anadolu Adliyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını HSK'ya ilettiği yazıyı ise Türkiye'ye bir günde Timur Soykan duyurmuştu. İsmail Uçar yazıda kimi yargı mensupları devletten alacağı varmış gibi her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladı. Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek gerekiyor. Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören örgüt elebaşlarını yine suç işleyeceklerini bile bile yargılama yapmadan salıveren örgütlü ya da örgütsüz yapılar çökertilmeli demişti. Az önce aktardığımız faiz kararı NAS'la alakalı da bir haberimiz var. Piyasaların biliyorsunuz gözü kulağı Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararındaydı. Beklentiler 250 baz puanlık artış yönündeydi. Ancak banka beklentileri ikiye katladı. Faizi 500 baz puan artırarak %35'ten %40'a yükseltti. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez.
merkez vites arttırdı. Beklentileri ikiye katladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine karşın politika faizi 6 kez yukarı çekildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklamak için bir araya geldi. Piyasalar 250 bas puanlık artış beklerken toplantıdan 500 bas puanlık artış kararı çıktı. Haziran ayından bu yana politika faizi %8,5'tan %40'a yükselmiş oldu. 6 aydır frene basmayan Merkez Bankası açıklama metninde faiz artışlarında sona gelindiğini işaret etti. Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Öte yandan kararın ardından piyasalar hareketlendi. Kararın hemen öncesinde 28,83 TL seviyesinde olan dolar-TL kuru, merkezin artış kararının ardından 28,60'a kadar geriledikten sonra tekrar yükseldi. Şimdi önümüzdeki aylarda Merkez Bankası şahin artışlarına devam edecek mi yoksa dur mu diyecek sorusu akla geldi. Faiz artışına devam eder mi etmez mi açıkçası çok bilmiyorum ama halkın halinin çok kötü olduğunu biliyorum. Büro Emekçiler Sendikası Araştırma Merkezi BESAR, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 17.215 lira, yoksulluk sınırını ise 50.750 lira olarak hesapladı. Bu da şu anlama geliyor, bir evde aynı aileden 4 kişi asgari ücretle çalışırsa, 4 kişi asgari ücretle çalışırsa yoksulluk sınırının yanına dahi yakınlaşamıyor. Türkiye'de besbelli olan bir şey. Türkiye'de zaten insanların geçiminin ne kadar sıkıntılı olduğunu, ne kadar zorlu olduğunu biliyorsunuz. Bunun için söylenecek bir şey yok. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi yani BESAR'ın Ekim ayına ilişkin açlık yoksulluk verileri Türkiye'de derinleşen yoksulluk tablosunu ortaya koydu. BESAR 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 17.215 lira, yoksulluk sınırını ise 50.750 lira olarak hesapladı. 50 bin lira olur mu? Yani ben mühendisim, aldığım 17 bin lira artsa 5 lira artacak, 25 olacak. Çok zor, asgari ücret şey olur mu? Türk lirası eriyor, alım gücü geriliyor. Ne sosyal hayat ne seyahat. Maaşlar artık sağlıklı beslenmeye bile yetmiyor. Her şeye zam geliyor. Para eriyor. Yetmiyor. Bir emekli olarak. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu ülkede 10 bin lira... En az 10 bin lira kira olan bir ülkede 7500 lira emekli maaşıyla düşünün okul okumaya gerek yok. Büro Emekçiler Sendikası Araştırma Merkezi BESAR geçtiğimiz Ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınır verilerini açıkladı. O veriler geçim sıkıntısının yurttaşı sürüklediği noktayı gözler önüne serdi. BESAR araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenmesi için gerekli olan tutarı ifade eden açlık sınırı 17.215 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 50.000 lirayı aştı. Gıda harcamasıyla giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık ihtiyaçları için yapılması zorunlu aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 50.750 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor. Aynı evde aynı aileden 4 kişi asgari ücretle çalışırsa yoksulluk sınırının yanına dahi yaklaşılamıyor. İnsan onuruna yakışır bir yaşam kalitesi bir yana dursun, artık yurttaşın sağlıklı beslenmesi bile mümkün değil. Çünkü BESAR'ın araştırma verilerine göre sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 573 lirayı geçti. Onunla ben nasıl besleneyim ki? Ben 7,5 lira aylık alıyor. Nasıl besleneyim? Acımızdan ölüyor işte yavrum. Her gün her şeye zam geliyor. Peynire, zeytine, yumurtaya, pazara gidiyorsunuz. Gerçekten baktığınız şeylerde şey de yok, kontrol de yok. BESAR, bekar bir çalışanın yaşam maliyetini ise 23.311 lira olarak açıkladı. Sağlıklı beslenmenin maliyetinin günlük 573 lirayı geçtiğine dikkat çeken BESAR, insanca yaşayacak bir ücret talep etti. 4 kişilik bir ailenin 4'ü de asgari ücretle çalışıyor olsa bile alınan ücret toplamı yoksulluk sınırının altında kalıyor. 7500 lirayla en düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısından bile az. Büyük şehirlerde kamu emekçileri barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. İnsanca yaşayacak bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz.
4 kişilik ailede 4 kişi asgari ücretle çalışsa dahi yoksulluk sınırına ulaşamıyor. Olayın özü bu. Onun dışında ben ekonomistim, ben halkımı ezdirmem vesaire değil. Herkes tenceresine, kaynayan tenceresine bakıyor. Az sonra konuğumuz olacak İstanbul Eğitim İş İstanbul Birnoğlu Sendika Başkanı Sayın Veli Fırat Şimşek Beyefendi ile konuşacağız. Öğretmenlerin durumunu konuşacağız. Onu bir kere baştan söyleyelim. Öğretmenlerin hem ekonomik sıkıntıları çok fazla, hem ÇEDES projesi kapsamında dayatmaları çok fazla. İşte önlük giyin, hepiniz önlük giyin, kafanıza göre kıyafet giymeyin vesaire. İşte anaokullarındaki imamlar falan, konuşulacak çok şey var. Atanamayan öğretmenler. Her seçim öncesi mutlaka meydanlarda konuşulan, söz verilen ama seçim bittikten sonra adları bile anılamayan, atanamayan öğretmenler var. Cumhuriyet de manşet yapmış bugün öğretmenleri. Bu arada bütün öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Cumhuriyet diyor ki eğitimciler 24 Kasım'a gelecekten umutsuz ve ekonomik sıkıntılarla gidiyor. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. İktidarın uyguladığı yanlış eğitim politikaları nedeniyle Türkiye geleceğinin mimarı olan öğretmenler kendi geleceklerinden umutsuzlar. Eğitim iş anketine katılan her 4 eğitimciden biri geçinebilmek için ek iş yaptığını, %65.7'si ise borçlu olduğunu söylüyor. Öğretmenlerin %72.4'ü geçinemediği için yakınlarından maddi yardım alıyor. Her 2 kişiden biri dışarıda yemeğe gidemiyor. 10 öğretmenden 9'u tatil yapamıyor. Katılımcıların %83'ü ise düşük maaş nedeniyle saygınlıklarının azalmasından şikayetçiler. Yanlış mı? Değil. Ben de bir eğitmenim. İnsanlar öğrencisinin karşısına, çünkü sen bir öğretmensin, her şeyden önce onlara bir örneksin. Öğrencilerin karşısına psikolojisi düzgün, üstü başı düzgün bir şekilde çıkmak istiyor. Ama hayat öğretmenleri öyle bir noktaya getirdi ki hem manevi olarak hem de madden çöküntü halindeler. Bir yandan da dayatılan baskılar var. Gerçekten hallerinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bugün de efendim bir eylem var. Onunla alakalı bağlantımız hazır mı arkadaşlar? İleyda Özmen'e bağlanacağım. Eğitim İş'in Milli Eğitim Bakanlığı önünde iş bırakma eylemi var. İleyda merhaba, kolay gelsin diyelim ve ortamı senden dinleyelim. Neler oluyor orada? Evet Burçin Atılgan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeyiz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ancak eğitimciler Öğretmenler Günü'nü kutlayamıyorlar. Bugün 81 ilde öğretmenler iş bıraktılar. Eğitim İş'in tüm üyelerinin öncülük ettiği iş bırakma eyleminde Ankara'da da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde de Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay başta olmak üzere öğretmenler bir araya gelecekler. Öğretmenler eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için bir araya gelecekler. Biz de şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeyiz. Şu an öğretmenler yavaş yavaş toplanıyorlar. Ancak polis burada güvenlik önlemleri aldı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde tam bu bulunduğumuz noktada yapılmayacak bu açıklama ve biraz aşağıda bir büfede üst geçidin orada yapılacak. Yani 200 metrelik bir uzaklıkta yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde yapılmasına izin vermedi polisler ve güvenlik önlemleri alındı. Bu yüzden yavaş yavaş öğretmenler buraya geliyorlar. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın da gelmesini bekliyoruz. Öğretmenler eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için iş bırakacaklar dedik. O sorunlardan birkaçını bahsedelim sizin de bahsettiğiniz gibi. ÇEDES protokolüyle eğitime, derslere din görevlilerinin girmesi, dini eğitimin anaokuldan itibaren erken yaşlarda başlaması ve okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebinin, öğretmenlerin okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebinin uygulanmaması gibi birçok sorunu var eğitimin ve eğitim emekçilerinin de birçok sorunu var. Onlardan birkaçından da bahsetmek gerekirse, öğretmenlere yönelik şiddetler gün geçtikçe artıyor. Liyakatsız atamalar, maaşlarda yaşanan sıkıntılar gibi öğretmenlerin de birçok sorunu var ve bu yüzden 24 Kasım'ı kutlayamıyoruz diyorlar ve bugün 24 Kasım'da öğretmenler iş bıraktılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde de
birazdan açıklama yapmalarını bekliyoruz. Ve son olarak şunu söyleyebiliriz. Gündemde yerini koruyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin beyaz önlük hediyesi edecekti öğretmenlere ve bugün o beyaz önlükler öğretmenlere verilmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin öğretmen gibi, eğitimcilerin eğitimci gibi görünmesi açısından teşvik amaçlı beyaz önlük hediye edeceğini açıklamıştı. 24 Kasım'da öğretmenlere beyaz önlük hediye edeceğini açıklamıştı Yusuf Tekin. Öğretmenler bu beyaz önlük uygulamasına karşılar, istemiyorlar. Çünkü öğretmenleri tek tipleştirme uygulaması olarak görüyorlar bu beyaz önlük konusunu. Bu yüzden buradaki eylemde de beyaz önlüklerle bir kap tasla bir öğün yemek demiştiler çünkü öğrenciler için. Beyaz önlük ve bir kap tasla burada açıklama yapmalarını bekliyoruz. Beyaz önlükler Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne bırakılacak bugün öğretmenler tarafından. Bu eylem yarın da devam edecek diyelim. Birazdan basın açıklaması olacak. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay yapacak bu açıklamayı. Telebir olarak buradayız. Gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. İleyda, çok teşekkür ediyoruz. Biz de bilgileri senden almaya devam edeceğiz. Yani eğitimde olan sorunları konuşacaklar. Bunlar öğretmen. Yani ne yapabilirler başka? Çocuklara bir öğün sözü verdiniz, önlük verdiniz vesaire. Bunları anlatacaklar. Çözüm odaklı bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Peki bir başka bağlantıya gideceğim. Öğretmenler Günü vesilesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş konuşuyor. Oraya da bir dönelim. Tamamdır. Verileri okumadılar abi. Çünkü Burçin okudu, bir de kulağıma... 2016 yılında, yani bu iktidarın 14. yılında üniversitelerin bütçesi %4.16 iken 2024 yılına geldiğimizde %3.38'e gerilemiştir. Yani %19 azalmıştır üniversitelere ayrılan pay. Bu da üniversitelerde yaşadığımız nitelik sorununun, hayata hazırlayamadığımız genç kadroların temel nedenlerinden bir tanesidir. Daha nitelikli, daha demokratik, daha özgür bir üniversite ve yüksek öğretime ihtiyacımız var. Üniversitelere baskı yaparak değil, onların akademik özgürlüklerini vererek, Boğaziçi'nde, ODTÜ'de, diğer üniversitelerde baskı yaparak değil, öğrencileri, öğretim üyelerini zora sokarak değil, daha demokratik bir ortam sağlayarak ilerleyebiliriz. Bu ülkede genç nüfusumuz artıyor. Yaklaşık 7 milyon öğrencimiz üniversite öğrencisi. Bu üniversite öğrencilerine bağlı yurtlara ihtiyacımız var. Yurtkur'un 808 yurdu var. Bu yurtlar ise sadece 874.693 kapasiteye sahip. İktidar, öğrencilerin bu yurtlarda değil, tarikat ve cemaat yurtlarında kalmasını istiyor. Enes Kara gibi, Allah rahmet eylesin, öğrencilerimiz istemedikleri yerlerde kaldıkları için hayatlarına son veriyor. Son günlerde KYK yurtlarında yer olmadığı için kapasitenin arttırılması nedeniyle inanılmaz sorunlar yaşıyor. Daha dün yine bir asansör faciası yaşandı. Bir evladımızı kaybettik. Çok sayıda öğrencimizi Allah'tan kurtardık, son dakikada yaşamlarına bir helal gelmedi. Üniversite yurtlarımız maalesef iktidarın tercihleri çerçevesinde açlık ve yoksulluğa mahkum olmuş olan bu çocuklarımızın, dar gelirli ailelerin çocuklarının, üstelik yaşanan kira artışları nedeniyle bir ev tutmaları da çok zorlaşmışken, bu yurtların yapılmaması, olmaması, kamu kaynaklarının tarikat ve cemaatlerin arka bahçesi olan vakıf ve derneklere ayrılması, geçmiş dönemde başta İstanbul Belediyesi olmak üzere birçok iktidar belediyesinde kamusal kaynakların bu derneklere ve vakıflara iletilmesiyle yurtlardaki bu sorunlar ortaya çıkmıştır. Bugün öğrencilerimiz mutsuzluk, umutsuzluk, yılgınlık içerisindedirler. Son 3 ayda 9 öğrencimiz, son 1 ayda 4 üniversite öğrencimiz intihar etmiştir. Dolayısıyla bugün bu vakıf ve derneklerin yurtlarının sayısı 3514'e ulaşmıştır sayın basın mensupları. İktidarın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 808 yurdu varken vakıf ve derneklerin yurtların sayısı 3514'tür. Sosyal devlet bunu düşünmek durumundadır. Süratle yurt sayımızı öğrencilerimize nitelikli, sağlıklı, barınma, beslenme, öğrenim görme potansiyeli sağlayacak yurtlara ihtiyacımız vardır. Deprem bölgesinde geçtiğimiz hafta içerisinde Hatay'dan başladık. Sayın Genel Başkanımız Hatay'a gitti. Ardından
Ulaşım ve Altyapı Bakanımızla, Tarım ve Orman Bakanımızla ve ben Hatay'a gittik, bir çalışma yaptık. Gelecek haftalarda Maraş'a, Adıyaman'a ve diğer bölgelere de devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki içler acısı hali bir kez daha görmüş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden bu yana deprem bölgesindeki sorunlara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bölgeye ilk giden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerimizle birlikte deprem bölgesindeki sorunların dile getirilmesi için çalışmaya başladık. Yine Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ilk yurt gezisini Hatay'dan başlayarak deprem bölgesine yaptı. Depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini 7 Ağustos 1999 depremi göstermişti. Olmadı. 12 Kasım 1999 Düzce depremi göstermişti. Olmadı. 2011 Van depremi göstermişti. Olmadı. 30 Ekim 2020 İzmir Seferihisar depremi göstermişti. Olmadı. Bu iktidar hiçbir şeyden ders almıyor. Hiçbir şekilde öğrenmiyor. Hiçbir şekilde hazırlık yapmıyor. Ve yine bütün bu hazırlıksızlık, kağıt üzerinde olan planların hiçbir şekilde hayata geçirilmemesi, muhalefet tarafından yapılan uyarılara kulak tıkanması, uzmanların, bilirkişilerin söyledikleri sözlerin değil, kerameti kendinden menkul ulemaların söylediklerinin dinlenmesi nedeniyle halkımız afetlerden sonra ölmeye devam ediyor. Ben 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybetmiş yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yurttaşlarımıza, tıbbi tedavileri devam edenlere geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Kalanlara da bu iktidarla sabır ve dayanıklılık diliyorum. Depremin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen bölgedeki konteyner okullar bile büyük oranda hala kurulamadı. Milli Eğitim Bakanı çeşitli zamanlarda yaptığı açıklamalarla deprem bölgesinde eğitimin sorunsuz başlayacağını belirtmiş olsa da maalesef birçok sorun hala devam ediyor yaşanmaya deprem bölgesinde. Şubat ayından bir yana da Milli Eğitim Bakanlığımız maalesef bölgedeki okulların durumu ile ilgili sağlıklı bir veri ortaya koyabilmiş değil. Göremiyoruz ne olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeffaf bir şekilde bölgede neler olduğunu kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum. Öğretmen ve öğrencilerimizin bölgede gidip tekrar gözlerimizle görme durumumuz oldu. Bölge milletvekillerimizin, il başkanlıklarımızın, ilçe başkanlıklarımızın bize sürekli raporladıkları, depremden bu yana düzenli olarak giden milletvekillerimizin söylediklerini bir kez daha bu yeni göreve gelmiş olan gölge bakanlar olarak bizler de görmüş olduk. Maalesef öğrencilerimizin barınma, beslenme, ulaşım sorunları devam ediyor. Öğretmenlerimizin devam ediyor. Yıkılan, ağır hasar alan ya da kullanılmaz duruma gelen okulların yenileri yapılmadığı gibi, çoğunun ihaleleri yapılmadığı gibi bu kurumların bazılarında, bu okulların bazılarında kamu kurumları bulunuyor. Öğrenciler ikili eğitime devam ediyorlar birçok bölgede. Sabahın erken saatlerinde, o karanlıklarda, enkaz altında küçücük çocuklarımız okullarına gitmek zorunda kalıyorlar. Anlaşılmaz bir şekilde lise düzeyinde servis hizmeti var, ilkokul ve ortaokul düzeyinde yok. Öğrencilerimize bir öğün sıcak yemek vermeyi zul görüyor bu iktidar. Kırtasiye yardımı yapmayı zul görüyor bu iktidar. Zor koşullarda, konteynerlarda, çadırlarda yaşamayan, çalışan bu halkın çocuklarına vermeyeceğiz de kime vereceğiz bu hizmetleri? İktidar insaf sahibi olmaya davet ediyorum. Deprem bölgesine farklı bir gözle bakmaya, beton gözünden bakmamaya, rant gözünden bakmamaya, çocukların gözünden bakmaya, ailelerin gözünden bakmaya davet ediyorum. Yine o okulların yıkılmasıyla birlikte, özel okulların da yıkılmasıyla birlikte işsiz kalan öğretmenlerimiz var bölgede. Çocuklarına kavuşmak isteyen, atanamayan öğretmenlerimiz var o bölgede. Buradan iktidara sesleniyorum. Bölgede atanamayan öğretmenlerimize, işini kaybetmiş özel okul ya da diğer okullardaki işini kaybetmiş öğretmenlerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Depremde yıkılmış hayatlarını, umutlarını bir kez daha yıkmamaya davet ediyorum ve acil bir şekilde ihtiyaç olan kadroların, bugün ücretli öğretmenlerle doldurulmaya çalışan kadroların gerçek kadrolarla doldurulmasını buradan bir kez daha iktidardan talep ediyorum. 21 yıllık AKP iktidarının önemli göstergelerinden bir tanesi yandaş sendikacılıktır. 2002 yılında 18 bin üyesi olan bir sendika bugün 400 bini geçen üyesiyle eğitim sisteminin kontrolünü ele almıştır. Diğer sendikalar ve paydaşlar eğitim sisteminde yok sayılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına ve okullara yönetici atamaları bu eğitim sendikasının referansıyla yapıldığını bilmeyen hiç kimse yoktur.
Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da konulara değindi ekonomiyle alakalı. Biz de yaklaşık 10 dakika sonra az önce anons ettiğim gibi Veli Fırat Şimşek'le yine öğretmenlere eğitimdeki sorunları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, az önce de söylediğimiz gibi haber olsun haberin olsun devam ediyor. Konuğumuz da Eğitim İş İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Veli Fırat Şimşek Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, her öğretmenler günü aslında hani bizim çocukluğumuzdan beri son derece güzel kutlanır, coşkuyla kutlanır. Öğretmenlere çiçekler gönderilir vesaire ama son birkaç yıldır bayağı bir tadı kaçtı her şeyin. Evet, ben de bir eğitimciyim, kendi açımdan da söyleyebilirim. Son derece kaçtı. Son yaşanan olaylar, hükümet tarafından gösterilen ÇEDES projesi kapsamındaki baskılar, bunların hepsini konuşacağız ama öncelikli konu kesinlikle ekonomi. Ben en azından öyle tespit ettim okuduğum kadarıyla. Nedir öğretmenlerin ekonomik olarak durumları ve bu dar boğazdan ne olursa çıkılabilir? Bununla başlayalım. Öncelikle ben de tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Yalnız kutlarken tek tek saymak zorundayım. Kadrolu öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlerin. Hocam lafınızı balla kesiyorum, kusura bakmayın. Kadem Özbay konuşmaya başladı Ankara'da. Hemen onu verelim, devam edeceğiz. Ve özlemle anıyorum. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa baş öğretmenimiz ülkenin kuruluşundan sonra en büyük sorumluluğu biz öğretmenlere yüklemiştir. Ve asıl savaş şimdi cehalete karşı olacaktır demiş ve geleceğin mimarı olarak biz öğretmenleri işaret etmiştir. Ancak cehalete karşı aydınlanma savaşçısı öğretmenler bugün adeta cephede silahsız, temel ihtiyaçlarından yoksun, mesleki olarak değersizleştirilmiş durumdadır. İşte bu değersizleştirilmeye susmayacağımızı, Cumhuriyet'in bize emanetlerini, atamızın üzerimize yüklediği sorumluluğu her koşulda alanda da haykıracağımızı göstermek için bugün buradayız. Bugün aynı zamanda 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm eğitim emekçilerimizi saygıyla anmak istiyorum. Arkadaşlarımızı kaybettik. Zar zor oradan kurtulan arkadaşlarımız da bugün yine kendi kaderine terk edilmiş durumda. Evleri yıkılmış, kalacak yerleri yok. Hala temel insani ihtiyaçları ve sorunları da çözülmemiş durumda. Sürekli öğretmenin, eğitim çalışanının, emekçinin cefası üzerinden propaganda yapan, süslü sözler söyleyenlere buradan bir kez daha hakkımızı alacağımızı haykırmak istiyoruz. Tüm kaybettiğimiz eğitim emekçilerini de bir kez daha saygıyla minnetleniyorum. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Yöneticilerin riyakarca övgülerini değil, haklarımızı istiyoruz ve alacağız. Sevgili öğrencilerimiz, evlatlarımız, velilerimiz ve ülkesi için aydınlık bir gelecek düşünen tüm yurttaşlarımız, biliniz ki bugün yani Öğretmenler Günü'nde sizlerden alacağımız her tebrik, her bir güzel söz biz eğitim emekçileri için yaşam sevincidir, umududur. Buna rağmen bugün okullarımızda bizler için düzenlenen törenlerde sizlerin yanında olmak yerine alanlardayız. Çünkü eğitimi ve eğitim emekçisinin durumunu yıllardır günden güne kötüleştiren bir yönetim anlayışı nedeniyle bugün bizim için bir gurur nişanesi olduğu kadar aynı zamanda burukluğun da günüdür. Eğitim emekçisinin haklarını kırpan, sistematik olarak itibarsızlaştıran, geçinemez ve yaşayamaz hale getirenler bugün riyakarca bir tiyatro sergileyerek bizleri ezberledikleri sözlerle övmek için sıraya girecekler. Bugün
yılın 364 günü eğitime de eğitimciye de çile çektirenler yılın bir gününü vicdanını rahatlamak, imaj tazelemek için kullanacaklar. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köle olmayacağız. Eğitime dair toz pembe bir tablo çizip eğitim emekçisine en çok kendilerinin değer verdikleri safsatalarını sıralayacaklar. Onlar size kendi elleriyle inşa ettikleri kötü gerçekleri anlatmayacaklar. Ama biz anlatacağız, bunun için buradayız. Emekçiyi saklıyız, kazanacağız. Emekçiyi saklıyız, kazanacağız. Emekçiyi saklıyız, kazanacağız. Peki nedir gerçek? Eğitim işin binlerce öğretmenimiz üzerinden yaptığı anketin sonuçlarıyla paylaşmak istiyorum sizlerle. Yöneticiler tarafından öğretmenlerin sözüne, fikrine değer verilmiyor. Adına meslek kanunu denen ucube bir öğretmenlik meslek kanunu çıkararak öğretmenlere danışmaya lütfetmeyen yönetim zihniyeti, lokal ve daha küçük çaplı yönetimsel kararlarda da despot tarzını koruyor. Eğitimi her isten iyi bilen öğretmenlerin %72'si çalıştığı kurumla ilgili bir karar alınırken görüşünün bile alınmadığını söylüyor. Direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Öğretmenler liyakatin yok edildiği bir sistem içinde erdem mücadelesi veriyor. Öğretmenlerin %78'i çalıştığı kurumlarda görevde yükselmenin kişisel ve siyasi referanslardan yani torpilden geçtiğini anlatıyor. %88'i de görevde yükselme sınavlarının güvenilir olmadığından emin. Öğretmenlerin %63'ü okul yöneticileri tarafından siyasi baskı gördüğünü söylüyor. Okul artık öğretmen için liyakattan arındırılmış, siyasallaştırılmış bir yer olduğu kadar huzurun da kapısından girmediği bir yapı haline dönüşmüş durumda. Öğretmenlerin %90'ı önü alınmayan eğitimciye şiddet olayları nedeniyle kendini güvende hissetmiyor. Mesleğe ihanet kanunu olan öğretmenlik meslek kanunu nedeniyle okulda çalışma barışının kalmadığını söyleyen öğretmenlerin oranı %90. Bugün bize hakkınızı ödeyemeyiz edebiyatı yapmak için sıraya girecek olan yöneticiler gerçekten de hakkımızı ödemiyorlar. Öğretmenlerin %95'i maaşının yetersiz olduğunu söylüyor. Bu maaşla kendim ve ailem için bir gelecek hazırlayamam diyenlerin oranı %98. Öğretmenlerin hakları gibi umutları da çalınmış durumda. %96'sı gelecekten ümitli değilim diyor. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. %96'sı düşük maaş nedeniyle toplumdaki saygınlığın azaldığı görüşünde. Sınıfındaki her öğrenciye kendi evladı gibi yaklaşan öğretmenlerin %97'sinin bütçesi kendi çocuklarının ihtiyacını gidermeye yetmiyor. Öğretmenlerin %65'i esnafa, %37'si şahıslara borçlu. Matematiğe aykırı biçimde öğretmenler için bir ay ortalama 30 gün değil, bir yıl gibi geçiyor. Ay sonu bir türlü gelmiyor. Öğretmenlerin %72'si her ay borç alarak ayakta kalmaya çalışıyor. Öğretmenlerin yarısından fazlası kredi kartının sadece asgari borcunu ödeyebiliyor. Geçim derdi yüzünden öğretmenler kendilerine adadıkları mesleklerine bile ağız tadıyla, kafa rahatlığıyla icra edemiyor. Öğretmenlerin %92'si borçları nedeniyle mesleki veriminin düştüğünün farkında. Öğretmenlerin %88'i düşük gelir nedeniyle sık sık psikolojik sorunlar yaşadığını anlatıyor. Ülkede kira ortalamasının 10 bin liraya tırmandığı, maaşının yarısına yakınının barınmaya giden öğretmenler geçim derdinin ağırlığı altında ezilmekte. Açlık, yoksulluk kader değildir. Açlık, yoksulluk kader değildir. Açlık, yoksulluk kader değildir. Öğretmenlerin hakları o kadar keyfi şekilde gasp edilmeye başlandı ki anayasal bir hak olan
güvenceli istihdam konusunda bile güven duyulamıyor. Öğretmenlerin %60'ı görevden alınma korkusu yaşıyor. Güvencesiz kölelik sistemiyle emeği sömürülen ücretli öğretmenler ordusuna düşünüldüğünde bu endişenin ne kadar haklı olduğu görülüyor. Öğretmenler Cumhuriyete layık bir şekilde layık, bilimsel, adil ve kamusal bir eğitim veremiyor. Ve bunun sıkıntısı içerisinde. Öğretmenlerin %99'u eğitimin niteliğinin her gün biraz daha düştüğü tespitinde birleşiyor. Çalışma hayatı yerle bir edilen öğretmenin düşük gelir nedeniyle sosyal ve özel yaşamı da sancılı. En insani ihtiyaçlar bile lüks, öğretmenlerin %86'sı haftada bir kez bile ailesini yemeğe çıkaramıyor. Öğretmenlerin %90'ı çok kısa süreli bile olsa ailesiyle bir otelde tatil yapamıyor. Yine %90'ı tatil için evinde kalmakta ya da varsa köyüne gitmekten ibaret. İnsanca çalışma koşulları ve insanlık onuruna yaraşır bir ücret alamayan öğretmenler için artık yaşanılabilir bir emeklilik hayali de imkansız. Ömürleri boyunca çalıştıkları, sonra zaten kuş kadar emeklilik ücreti alacak olan öğretmenler o günler için bir hazırlık da yapamıyor. Maaşından herhangi bir birikim yapamayan öğretmenlerin oranı %91. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Üstelik burada önemli vurguluyoruz ki bu acı tablo sadece öğretmenler için değil, tüm eğitim emekçileri için de geçerlidir. Tüm eğitim emekçilerinin mücadele örgütü olan Eğitim İş olarak her zaman söylediğimiz gibi eğitim bir ekip işidir. Ve ne yazık ki biraz önce sıraladığımız acı gerçekler idari memurumuzdan okul personeline, üniversitelerdeki akademisyenlerimize ve idari kadroya kadar tüm eğitim emekçilerinin getirildiği halin özetidir. Buradan altını çiziyoruz. Eğitim emekçisinin bu sorunlarını çözmek yerine öğretmene önlük giydirmeye çalışan, öğretmeni okuldan çıkarıp din görevlerini sokma gayretinin içerisinde olan, öğretmenlerin mesleki haklarına teslim etmek yerine o hakları keyfi kriterlere bağlayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporundan ortaya çıkan, öğretmen açığı kadar bile öğretmen ataması yapmayan, protokol adı altında gerici yapıları eğitimin taşeronu haline getiren, boş sözlerinize ihtiyacımız yok sizin. Eğitim emekçisi geçinemez, barınamaz, yaşayamaz hale gelmiştir. Bu böyle gidemez. Dünyada baş öğretmen ünvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitimde, eğitim emekçisi de bu kadar değersizleştirilemez. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bu karanlıktan çıkış için taleplerimiz. İnsanlık onuruna yaraşır bir ücret alıp insanca yaşamak istiyoruz. Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yaratacak olan uygulamalara bir an önce son verilmesini istiyoruz. Ücretli, sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesini, kadrolu, güvenceli atama yapılmasını istiyoruz. Öğretmen ve yönetici atamaları başta olmak üzere tüm atamalarda mülakatın kaldırılması, tüm kademelerde somut kriterler ile liyakatın esas alınmasını istiyoruz. Ek ders ücretlerimizin emekliliğe sayılmasını talep ediyoruz. Eğitim emekçilerinin köle değil, geleceğin mimarları olduğunun idrak edilmesini istiyoruz. Sadece öğrencilerimiz ve kendimiz için değil, ülkemizin geleceği için layık, bilimsel, adil ve kamusal eğitim istiyoruz. Karanlıkta eğitim istemiyoruz. Karanlıkta eğitim istemiyoruz. Karanlıkta eğitim istemiyoruz. Eğitim kurumlarımızın personel ihtiyacının hükümetin ekonomi ve eğitimde din eksenli ve piyasacı politikalarıyla değil, nesnel ve bilimsel kriterlerle belirlenmesini talep ediyoruz. Yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edilmesini istiyoruz. Öğretmenlere ve eğitim çalışanlara yönelik şiddetin önüne geçecek önlemler alınmasını talep ediyoruz. Her şeyden önemlisi meslek onurumuzu geri istiyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız.
Baş öğretmenin eğitim neferleri olarak, eğitimci olarak yarın 25 Kasım'da Ankara'da düzenleyeceğimiz büyük buluşmayla hep bir ağızdan bu gerçekleri bir kez daha yıkıracağız. Ardından baş öğretmenimizin ebedi istirahatgahına yürüyerek saygımızı sunacağız. Eğitimin aynı zamanda ülkenin geleceği için hayati olduğunu hatırlatıyor. Çocukları için iyi bir eğitim, ülkesi için parlak bir gelecek düşünen tüm yurttaşları mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. Öğretmenler gününde bize vereceğiniz en büyük hediye haklı kavgamıza omuz vermek, kendinize yapacağınız en büyük iyilik ülkenin eğitimine yani geleceğine sahip çıkmaktır. İşte sendika, işte eğitim iş. İşte sendika, işte eğitim iş. İşte sendika, işte eğitim iş. Değerli mücadele arkadaşlarım, değerli basın emekçileri, az önce de ifade ettiğim üzere Cumhuriyet'in öğretmenlerine, Cumhuriyet'in eğitimcilerine çok büyük bir sorumluluk yüklenmişti. Geleceğin mimarı olarak tarif edilen öğretmenler, cehalete karşı aydınlanma cephesinin savaşçıları ve mücadele eden yürekli cumhuriyetçileri insanlarıydı. Yani sorumluluğumuz neydi? Cumhuriyetçi yetiştirmekti. Bugün gördüğümüz, bugün geldiğimiz tablo ne? Cumhuriyet dersi eksik olanlar tarafından yönetiliyor olmak. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Cumhuriyet bize şunu emanet etti. Her bir çocuk Cumhuriyet'in çocuğudur. Her bir çocuğu kendi çocuğunuz gibi görmelisiniz sorumluluğudur. Peki yıllardır eğitimde sizlerin de takip ettiği üzere okullarda birçok ihtiyaç sorununu konuştuk mu konuştuk? Öğretmenlerin sorunlarını konuştuk mu konuştuk? Yardımcı personel sorununu konuştuk mu konuştuk? Peki şimdi ne konuşuyoruz? 21 yıllık AKP iktidarı sonrasında şimdi konuştuğumuz okullarda aç ve susuz bırakılan çocuklar. Ve dolmuş parası olmadığı için haftada en az bir gün okula gidemeyen çocuklar. Bir simit alacak parası olmadığı için hem psikolojik olarak hem de sağlık olarak etkilenen çocuklar. Çocuklarımızı açlığa ve susuzluğa mahkum edenlere bir öğretmen sorumluluğuyla, Cumhuriyet'in öğretmeni sorumluluğuyla öncelikle çocuklarımıza sahip çıkacağımızı, vatanı korumak, çocukları korumak dışarıda hareket edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Şimdi Sayın Bakan bize 24 Kasım'da biliyorsunuz bir önlük hediye edeceğini söyledi. Değerli arkadaşlar bakın, bunun bir Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılması çok aşağılayıcı bir şeydir. Yani öğretmenin bunca sorunu var, okulların bunca sorunu var, çocuklarımız okullarda aç ve susuz ve siz önlük hediye edeceksiniz öyle mi? Biz sizin riyakar kutlamalarınızı... Evet, Kadem Özbay'ın da elbette söyledikleri çok değerli ama siz hazır buradayken birebir onun da değindiği konuları konuşalım dedik ve ekonomisinden, öğretmenlerin ekonomisinden bahsederek başlamak istedim. Buyurun. Tabii. Söz sizde. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Girerken şöyle girmiştim. Sadece ekonomiyi konuşurken kadrolu öğretmenler üzerinden mi konuşacağız? Atanamayan öğretmenlerin ekonomisi, ücretli öğretmenlerin ekonomisi. Bir de biliyorsunuz geçen seneki öğretmenlik meslek kanunuyla yeni getirdikleri bir branşlaşma, uzman öğretmen ve baş öğretmen. Evet. Şu an aynı öğretmenler odasının içinde 5 farklı tür öğretmen var. Peki bu 5 farklı tür öğretmen farklı işler yaptığı için mi böyle? Hayır. Neden? Herkes aynı işi yapıyor. Devletin demeyelim, AKP iktidarının, hükümetin eğitim politikalarından, beceriksiz eğitim politikalarından kaynaklı. Bakın, yayına çıkacağımız haber alınınca ücretli öğretmen arkadaşlar sürekli ulaşmaya çalıştılar. Bugün ülkemizde 90 bine yakın ücretli öğretmen çalışıyor ve asgari ücretin altında maaşa çalışıyor bu arkadaşlarımız. Şimdi yeni bir değişiklik yaptılar. Cumhurbaşkanı dedi ki sizin her girdiğiniz 2 saate 1 saatte ben hediye ediyorum dedi. İşte böylelikle dedi maaşınız biraz yükselecek. Bakın çok küçük bir hesaplamayla haftalık 25 saat derse giren bir öğretmen ayda 100 saat derse girer. Buna 50 saatte Cumhurbaşkanı hediye etsin. 150 saat yapar, 60 lira ekler ücreti, bu kişi 9 bin lira maaş alır. Evet.
gerçekten. Aylık maaşı 9000 lira. Bakın yani bu ne demek? Asgari ücretin altında. Bu ne demek? Devlet kendi belirlediği asgari ücretin altında bir ücrete insan çalıştırıyor demek. Bu emek sömürüsüdür. Bu arkadaşlara karşı bir sömürüdür bu. Öncelikle onların sorunlarını dile getirmek istedim. Talepleri çok açık, talepleri çok net. Bizim için bir çare bulun, bir çözüm bulun diyorlar. Ya bizi sisteme dahil edin, ya biz sistemin içinde olmamamız gerekiyorsa bizi sistemden çıkartın. Ama çıkartırken de şunu yapın. Bizlerin sigortaları yarım yatıyor. Bir yıl öğretmenlik yapıyoruz ama biz 4 aylık sigorta alıyoruz. Bu sigortalarımızın eksiğini tamamlayın, bari bir emeklilik hakkımız olsun diyor arkadaşlarımız. Onları konuşarak başlamak istedim. Yine atanamayan öğretmenlerde onlara değinirim. Yani bir ülkede öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğin temsilcilerinin şu hale getirilmesi, evet, hani bu kadar talepleri aza indirgeyip bari şunu yapın demesi içler acısı bir durum. Aynen öyle. Yani arkadaşlarla konuştuğumuzda çok acı konuşmaları var arkadaşların. Devlet yetkilileriyle olan acı konuşmaları var. Sayın Bakan Bey'e atanamadıkları için ücretli öğretmenlik yaptıklarını söylemişler. O zaman gidin atanın demiş. Onlar da şunu söylüyorlar. Yusuf Tekin Bey. Evet evet, şimdiki bakanımız. Onlar da şunu söylüyorlar. Madem biz yeteneksiziz, öğretmenlik yapma yeteneğine sahip değiliz, niye ücretli öğretmen olarak okuldayız? Madem bu yeteneğimiz var, o zaman bizi de sisteme dahil edin bir şekilde. En azından biz de diğer öğretmen arkadaşlarımız gibi en azından bir nefes alarak yaşayabilelim diyorlar. Şimdi oradan kadrolu öğretmenlerin, hali hazırda atanmış ve kadrolu olarak çalışan öğretmenlerin sorunlarına geçersek. Bugün yeni başlayan bir öğretmenimiz 23.200 lira maaş alıyor. Yeni başlayan bir öğretmen. Mezun olmuş, KPSS'ye girmiş, KPSS'yi kazanmış, atanmış bir öğretmenimizin maaşı bu 23.200. Peki 26 yıllık bir uzman öğretmenin maaşı kadar, onunki de 27.500. Yani arada öyle çok fazla bir fark olduğu falan düşünülmesin. Bir uzmanlık tazminatı alıyor aynı zamanda bu. Onunki de 27.500. Tabii verdiğim rakamlar %15'lik vergi dilimiyle olan rakamlar. Bir de vergi dilimi sorunumuz var. İlerleyen aylarda kazancımız arttığı için, artmıyor da hani onlar öyle gördüğü, evet, için %15'lik vergi diliminden %20'lik vergi dilimine, sonra bir üst vergi dilimine gittikçe bizim maaşlarımız daha geriye doğru gidiyor. Şimdi 23.200 lira maaş alan bir öğretmen. Bakın, İstanbul'a bir öğretmeni atadık. Bu kişiyi biz çocuklarımıza eğitim versin diye buraya gönderdik. Bir kere bunun en temel insan ihtiyacı olan barınma hakkını sağlamamız gerekiyor. 10 binden aşağı kira hiçbir yerde yok artık. Dün programa geleceğim diye baktım. İstanbul'da Esenler'e atandığını varsayalım bir öğretmenin. Esenler'in Mimar Sinan Mahallesi böyle biraz daha Esenler'in ortasında bir mahalledir. Ulaşım oradan, her okula rahat ulaşabilir diye orayı seçtim. Oradaki ev kiralarına baktım. Şöyle eli yüzü düzgün içine girilebilecek bir ev 13 bin lira. Şu anda ev tutmak istese bir öğretmenimiz atanıp oraya gelse 13 bin lira. Faturalar, ben bu ay 1200 lira ödemişim. Onlara baktım, elektrik, su, telefon ve yine internet giderleri için. Kış oldu mu zaten sırf doğalgaz 1000 liradan aşağı. Tabii tabii, doğalgaz gelmeden bu hali böyle. Şimdi bu arkadaşımızın, atanan arkadaşımızın 14.200 lirası zaten gitti. 23.200 maaş alıyordu bu arkadaşımız. Şimdi 9.000 lira parası kaldı. Şimdi 9.000 lirayı beslenmesine mi harcasın? Okuluna mı harcasın? Kılığına, kıyafetine mi harcasın? Okulu yürüme mesafesi değilse yürümesine mi harcasın? Ya da kendini geliştirmek için, değil mi? Öğretmenlerin bir de böyle bir sorumluluğu var. Kendimizi sürekli güncellemeliyiz. Kendini güncellemeye mi harcasın? Nereye harcasın? Kendisi de hiçbir bilmiyor. Hiçbir yere yetmez. Kendisi de bilmiyor zaten. Yani hiç kimse bunu bilmiyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın bir verisi var. Bu yılın başında vermişlerdi. İstanbul'da yaşam maliyeti 42.593 lira diyor. Şimdi öğretmenin maaşı 23.200 lira. Yarısı kadar bir maaş alıyor. Nasıl geçinecek bu öğretmen? Bakın, maalesef bizim çocuklarımızı okutsun diye gönderdiğimiz öğretmenlerimiz üniversitedeki gibi, üniversite sistemindeki gibi, üniversite öğrenci evleri gibi 3 öğretmen, 4 öğretmen gerçekten bir eve de kalıyorlar da bir şekilde geçimlerini sağlayabiliyorlar. Maalesef başka türlü kalma şansı yok. Bu öğretmenlerin sağlıklı bir psikolojiyle gelip çocuklarımızı eğitmesini bekliyoruz. Yani o evden çıkıyor, yetişkin bir bireyin aile hariç başka bir bireyle evde kalması çok normal bir şey değil. Yani normal değil de demeyelim de, yani çok uygun bir şey değil. İnsan bir yalnızlık ister, insan bir hele belli bir yaştan ister. Sonra, tabii belli ki, bir konumdan tabii sonra ki, tabii kendine ki. Ait bir alan istiyorsun. Aynen öyle, bunları ister. Ama maalesef bizim bize uygun görülen maaş
bizlerin yaşayamayacağı boyutta. Şimdi dün bir WhatsApp'tan mesajlar geldi bize. Dediler ki öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı bir kampanya yapmış dediler. Hı-hı. İçeriğine girdik baktık nasıl bir kampanyaymış. Bazı firmalarla anlaşma yapmış. Şimdi firmaların isimlerini vermeyeyim. Tele1'in üzerinde gözler zaten sürekli. Yok vermeyin. Tabii tabii. İki tane giyim mağazası. Hı-hı. Bu bildiğimiz meşhur giyim mağazalarından iki tanesi. Bir tanesi hele çok meşhur. Yani ondan bir öğretmenin zaten kıyafet alabileceğini Hı-hı. ben düşünmüyorum. Birinden %40. Birinden %15 anlaşma yapmışlar öğretmenler. Ben %15 mi? Tabii tabii öğretmen kimliğimi gösterirsem o mağaza bana %15 indirim yapacak o mağazadan. Girdim fiyatlarına baktım. Bir takım elbise, ortalama bir takım elbise zaten 12 bin lira, 13 bin lira. Bu öğretmenimizin kalan maaşı 9 bin liraydı hatırlatırım. Yani o indirimi alsa dahi bu öğretmen bunu alamıyor. Siz bazı şeyler böyle sanki dalga geçer gibi yapılıyor. Daha sinir öyle. Bozucu. Aynen öyle. Yani bir maaşıyla kalanıyla, maaşının kalanıyla takım elbise alamayacak öğretmene siz diyorsunuz ki ben sana indirim yaptım. Git buradan takım elbise al diyorsunuz. İnsan utanır. Sonra da bakan bey diyor ki öğretmene yakışır şekilde giyinmeli öğretmenler. Ben onun için önlük yapacağım. Şimdi önlüğe bir gelelim. Tabii. Önlüğe, yani önlük dediğim zaman aslında ÇEDES projesini her şey hı hı. kapsayan başka konular da var. Anaokullarına, mescit, tabii, imam tabii. vesaire. Yani rüyamızda görsek inanamayacağımız derecede saçma sapan talepler. Şimdi önce onların ifade ettiği gibi değil, bizim algıladığımız şekilde ÇEDES projesini bize bir anlatın. ÇEDES projesi ismi şu. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Şimdi aslında bu okullara öğretmen harici, Cumhuriyet'in aydınlanmasının temsilcisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenleri harici kendi istedikleri insanları sokmanın bir kılıfıydı. Dediler ki biz dediler bir proje geliştiriyoruz Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Bu proje kapsamında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yapıyor bunu bakanlığın. Evet. Diyanet'te bir anlaşma yapıyoruz ve bu anlaşma kapsamında biz dediler devletin din görevlerini, imamlar, vaizler, devlete bağlı Kur'an kurslarındaki hocalık vasfı olan kişileri dediler, biz dediler okullara sokacağız. Bunlar okullarda belirli değerleri çocuklara anlatacaklar ve çevresini çocuklara tanıtacaklar. Peki benim din öğretmenim var, din ve ahlak hocam vardı eskiden. Sadece, zaten şurada kaçırılan bu. Sadece din kültür derslerine girmeyecek bunlar. Ne yapacaklar? Bakın birazdan bahsedeceğim. Karaman'da başımıza gelen bir olay var. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde yaşanıyor nasıl bu olay. Nasıl ya? İmam mı anlatacak tabii, tabii. bunu? Türk Dili ve Edebiyatı dersinde giren bir imam, vaiz. Bakın olaya geldik o zaman söyleyeyim size. Karaman Lisesi'nde evet. Derse bir vaiz giriyor. Bu tamam. ÇEDES projesi kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı dersine giriyor. Atatürk hakkında, ben burada söyleyemeyeceğim. Ben bunu Atatürk kelimesiyle yanına söylemeyeceğim. Hakaret. Atatürk'e bir hakaret. Peşinden Çanakkale Zaferi'nin hiçbir katkısı yoktur diyor. Bilim diye bir şey yoktur diyor. İddiası çok büyük. Peşinden Atatürk'ü koruma kanunu gereksizdir diyor. Böyle bir kanuna gerek yok diyor. Yani bakın bu... Zaten o kanun giren... olsa da korunmuyor ki yani. Tabii, tabii. Her şey yani, herkes istediğini öyle. Söylüyor artık. Aynen öyle. Ve bu olay yaşandıktan sonra bizim sendikamız hemen olaya tepki etti. Bunlar da tepki gösterdi bunu duyduktan sonra. Karaman'a gittik bir basın açıklaması yaptık. Müdür hemen öğretmenler odasını basmış. Bu olayı nasıl ortaya çıkartırsınız diye. Önce öğretmenlere... bir ayar vermeye çalışıyor. Peşinden olayın duyulduğu ilk sınıfa gidiyor. Ve sınıftaki öğrencilere bu sefer baskı yapmaya çalışıyor ki siz bunu nasıl duyurursunuz diye. ÇEDES projesi herkesin anlayacağı kapsamıyla tamamen budur. Geriletme projesi. Tabii ki. Eğitimden, başta çok güzel tarif ettim. Eğitimden öğretmenleri, çünkü bu öğretmenlerin içinde çok çok fazla sayıda aydınlanmaya inanmış, bilime inanmış. Tabii ki. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in değerlerine, ilkelerine, inkılaplarına inanmış öğretmenler var. Onun için öğrencilere çok fazla temas edemiyorlar. O öğretmenler izin vermiyorlar ona. Ama şimdilik. Şimdilik tabii ki. Bunların hepsi, bakın bunlar şu anda kanunlarla ortada. Oradan mesela birçok şey var. Peki bir dakika, bir şeyi anlamadım. Tabii. İmam, vaiz vesaire nasıl Türk Dili ve Edebiyatı dersi verecek yani? O dersin adı altında gelip kötüleme yapacak, Cumhuriyet'i kötüleyecek, Atatürk'ü kötüleyecek. O dersin adı altında derse giriyor ama Türk Dili Edebiyatı anlatmıyor. Türk Dili Edebiyatı dersinde giriyor.
değerlerini anlatıyor. Vah, yani vah, vah. Değerler de şöyle, kendi yarattıkları bir değer tablosu var biliyorsun. Tabii canım, yani onların bahsettiği değer hiçbir yerde yazılı değil tabii, ki. Tabii. Onların kendine göre bir değer tablosu aynen var dediğiniz öyle. Gibi. Yani çok farklı bir değer tabloları var, ben bilmiyorum. Ben Türk tarihi de okudum. Daha sonra Osmanlı tarihi okuduk, Cumhuriyet tarihi okuduk. Ben geçmişimizden bu yana onların anlattığı gibi değerleri hiç görmedim. Evet. Kendileri bir değer tablosu oluşturmuşlar, değerler oluşturmuşlar. Oradan bunları anlatmaya çalışıyorlar. Tabii bunları bir paket olarak görmek lazım. Yani bunun tam adı eğitimi gericileştirme politikasıdır. Bakın bu sene başında ders müfredatlarına, derslerin saatlerine bir düzenleme getirdiler. Hı hı. Şunu yaptılar, liselerde din dersi saati 2 idi. Zorunlu olarak bu ders saati 3'e çıktı. Ortaokullarda din dersi saati 2 idi. Orada da zorunlu olarak 4 saate çıktı. Hı hı. Şimdi bitti mi, bitmedi. Bizim tabii daha vermemiz lazım bunları, yani daha yapmamız lazım buna. Bilim derslerine ihtiyaç yok. Mesela felsefeyi falan zaten tamamen kaldırdık. 10. sınıfta seçmeli halde felsefe şu anda. En işlerine gelmeyecek tabii ders. Tabii o dersleri. Tarih, 9. sınıf ders programından bahsediyorum. Tarih, coğrafya, fizik, kimya ve biyoloji 2'şer saat. Ha, düştü onlar. Tabii onlar 2'şer saat. Din kültürü dersi 3 saat. Bunun yanında bir de şunu getirdiler. Dediler ki biz seçmeli dersler vardır milli eğitimin içinde. Bu seçmeli dersleri de düzenleme getiriyoruz. Ne yapıyorsunuz? Biz dediler seçmeli dersleri çeşitli başlıklar altında toplayacağız. O başlıklar altında topladıktan sonra her alandan bir tanesini seçmek zorundasınız. Şimdi 3 alana topladılar. Birisi bilim, birisi din, öbürü de spor sanat. Şimdi önceden nasıldı? Önceden şöyleydi. Bir öğrenci İki dersi de, iki seçmeliden seçecek ya, ikisini de spordan seçebiliyordu. Ya da ikisini de bilimden seçebiliyordu. Ya da istiyor ikisini de dinden seçebiliyordu. Şimdi dediler ki her alandan bir tane ders seçme zorunluluğum var. Şimdi ne oldu? Her çocuğa 2 saatte seçmeli ama dayatmalı olarak 2 saatte din dersi dayattık biz. Bir çocuk haftada 6 saat din kültürü dersi alıyor ortaokulda. Liseler için bu saat 5 ders saati. Peki liselerde nereden kestiler biliyor musunuz? Bu dersi oraya koyabilmek için 2. yabancı dil vardı liselerde zorunlu olarak. Tabii canım, bizim zamanımızda bile vardı. Mesela okulun ana dili, pardon, okulun yabancı dili İngilizce. Fransızca, Almanca koyardı tabii. Mesela. Onu seçmeli hale getirdiler, kaldırdılar. O ders dediler almanıza gerek yok sizin. Sizin dünyaya açılmanıza gerek yok. Peki burada ya isyan edilecek o kadar çok şey var ki, bir dayatma bir kere her şeyden önce, yani konu her ne olursa olsun dayatma işin içinde olduğu zaman sinirlerin gerilmesi çok normal. Veliler ve çocuklar ne diyor? Nasıl tepki veriyor buna? Velilerin birçoğu duruma tepkili. Yalnız mahalle mahalle fark ediyor işte. Tabii. Düşündüğünüz, anladığınız şekilde böyledir. Bu mesela Bakırköy'deki daha dikkat ederek yapıyor bu işi. Mesela okullarda semte göre de bu ÇEDES projesinde de soktukları, derse soktukları yerler de çok. Şu anda belirli yerlere yapıyorlar bunu. Tabii. Veliler de duruma tepkili aslında. Veliler de bunu söylüyorlar. Neden işte benim çocuğum bu dersi almak zorunda? Neden benim çocuğum bunu yapmak zorunda diye tepkililer. Ama maalesef engel olamıyorlar. Çocuğunu okula göndermek zorunda. Tabii. Bir şekilde okutmak zorunda çocuğunu. Tabii okutmak zorunda çocuğunu. Bu sefer ne yapıyor? Veli çocuğunu devlet okulundan alıyor. Başka alternatifler arıyor. Meslek okulları falan gibi mi? Özel okullara. Ha, özel. Parası varsa özele tabii. Parası varsa özel okula veriyor bir şekilde. Özel okullardaki durum daha vahim zaten. Oradaki öğretmen arkadaşlarımız, onların da öğretmenler günü kutlu olsun. Yani onlar da asgari ücretle çalışıyorlar. Bazılarında hele, yani inanır mısınız, asgari ücretten, ben sana diyor asgari ücret yatıracağım, sen diyor bana diyor bir miktarını geri diyor elden vereceksin diyor okullar. Öğretmenler Allah. Ellerinden maaş alıyor. Çünkü asgari ücret özel okul bu. Ya. Tabii tabii. Bu dershaneden bozma birçok özel okul var biliyorsunuz. Tabii, apartman katlarında. Aynen. Bunlar. İnanılır gibi. Onların durumu da vahim. Yani nereden baksak, nereden tutsak bir yere elimizden kalıyor. Ama temel olarak baktığımız zaman eğitimi gericileştirme bir politik halinde AKP tarafından uygulanıyor. Ve bu kapsamda yapılanların hepsi, ders müfredatlarının değişmesi, ÇEDES programı tamamı bununla birlikte işleyen durumlardan bazıları. Burada sanki böyle belirli bir yıpratma, yorma, bezdirme ve vazgeçirme politikası var gibi. Yani hani öğretmenlerimiz tabii ki çok değerli, çocuklarımız tabii ki çok değerli ama hani istediklerini uygulamayı dayatarak bir şekilde pes ettirmek ister gibi bir halleri var. Tabii tabii. Bakın az önce genel başkanın da açıkladığı ankette bir soru var. Diyor ki kendinizi siyasi baskı altında hissediyor musunuz diyor öğretmenlere. Öğretmenlerin %64'ü ankete katılanların kendimi siyasi baskı altında hissediyorum diyor.
Çünkü okullara zaten kendilerinden olmayan idarecileri atamıyorlar. Okullardaki idareciler zaten müfettiş gibi, siyasi partinin iktidarın müfettişi gibi şu anda onları denetliyor tepelerinde. Ve görevden alınma korkusu yaşıyor öğretmenler. Yaşamaz mı yani? Elindeki mesleği, tabii, o eğitimi almış, o mesleği yapacak tabii ki. Aynen bir şekilde öyle yapmak zorunda. Aynen öyle. Şimdi bu baskı altında ses çıkartabilen öğretmen arkadaşlarla birlikte işte biz bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün okullara gitmememizin, iş bırakmamızın bir sebebi de buydu. Eğitimdeki bu gericileştirmeyi de biz protesto ettik. Laik eğitimin olmazsa olmaz, hava gibi, su gibi şart olduğunu söylemek için okullara gitmedik, evet, biz bugün. Bugün okula gitmememiz asla velilerimize ve öğrencilerimize karşı bir tepki değildi. Bizi yöneten siyasi iktidara bir tepkiydi. Hem öğretmenlerin özlük hakları, özlük konuları, maddi durumları, hem öğrencilerin okullarda yaşadıkları sorunlar, eğitimin gericileştirilmesi, hem özel okul öğretmenleri, hem ücretli öğretmenler, bunların hepsinin hakkını savunmak için, çocuklarımızın geleceğini, evet, savunmak için biz bugün okulu... Ama duyuyoruz. Buradan bir çağrı da yapın. Yani velilere de, öğrencilere de, diğer öğretmenlere de nasıl destek olunabilir? Yani ben hani normal bir devlet okulunda öğretmen değilim ama destek olabilecek bir şeyler yapılır. Bu çünkü ülkenin geleceğini etkileyecek olan bir süreç yani. Okuldaki süreç ülkenin, tabii, geleceğini de etkileyecek. Belli ki bir yere doğru gidiyoruz. Nasıl destek olunabilir? Aslında yapmak istedikleri tamamen bu. Laik eğitimi değiştirirlerse devletin laik düzenini değiştirmek çok, tabii, daha kolay olur. Onun için velilerimize şunu söylemek lazım. Bu ÇEDES projesi zorunlu değil. Hiçbir dayatmaya gelmeyin. Çocuklarınızın bu adamlar geldiğinde... Öğretmen harici bir kişinin çocuğunuzun karşısına çıkmasına asla izin vermeyin. Tabii, ne hakla bir sokmayın kere. Sokmayın çocuğunuzu derse. Çıkartın, size hiç kimse hiçbir şey söyleyemez. Bakın bu dediğiniz çok önemli. Mecbur değiller. Değil. Yani ÇEDES'e mecbur değiller, uygulamak zorunda değiller. Bu derse başka birinin gireceğini duyduğunuzda o gün çocuğunuzu okula, evet, göndermeyin. Gerek yok. O gün o dersten ya da o dersten, onun geleceği dersten çocuğunuzu alın çıkartın. Çocuğunuza ne diyeceği de belli değil. Bakın ben sınıf öğretmeniyim, ilkokul öğretmeniyim ben. Evet. Her öğretmen şunu bilir, pedagojik formasyon almış. Bir çocuğun somut işlemler dönemi vardır. 11 yaşına kadarlık bir dönemdir. Sonrası da soyut işlemler dönemidir bunun. Siz ilkokuldaki çocuklara, 12 yaşına gelmemiş çocuklara soyut bir kavramı anlatamazsınız. Biz sayı öğretirken bile boncuklarla öğretiyoruz, tabii, sayıları. Siz çocuğa getiriyorsunuz karşısına... Cennet kavramını, cehennem kavramını, melek kavramını anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Ve bunu anlatan kişi de bir din öğretmeni değil. Hadi din öğretmeni olsa, o da kabul edilemez de. Bir din öğretmeni olsa hadi diyeceğim ki pedagogik formasyonu almış. En azından biraz daha akla, mantığa yatkın bir şekilde anlatır. Mantığa bir şey söyler diyeceğim. Karşıya gelen insan camiden imam. Şimdi şöyle düşünün. Bir de bu aynı zamanda öğretmene de hakaret. Tabii. Şimdi diyor ki sen diyor çevrene duyarlı değilsin. Değerlerini de tanımıyorsun. Bu dersi sen veremezsin. Senin yerine diyor camideki gelecek diyor. O zaman şunu çok rahat yapabiliriz. Ben de cuma namazında çıkıp orada vaazı verebilirsiniz. O hesap bu oluyor. Aynen, çok az sürem kaldı. Tabii. Şu önlüğü sormak istiyorum. Benim yine çok sinirim bozan konulardan biri. Hediye adı altında öğretmenlere, evet, bir önlük dayatması var. Yani ondan çok kısa bahsedelim. Bir de yemek konusu. Öğrencilere, hı-hı, bir öğün yemek konusu. Bu da çok içler acısı mevzu. İkisinden çok kısa bahseder misiniz, tamam, bana? Hızlıca anlatmaya çalışayım. Şimdi Milli Eğitim Bakanı dedi ki ben öğretmenlere dedi öğretmenler gününde bir hediye vereceğim dedi. Bu da dedi önlük olacak dedi. Çünkü öğretmenler dedi öğretmenliğe yakışır giyinmiyorlar. Ne giyiyorlar? Yine etek mi giyiyor? Ne giyiyor? Bizim tespitimiz, eğitim iş olarak bizim tespitimiz şu. Kadın öğretmenlerin giydiği kıyafeti kapatmak istiyorlar. Şimdi bakın az önceki gibi şimdilik sadece, tabii, isteğe dayalı. Tabii. Şimdi diyor ki isteğe dayalı diyor. Ne var ki diyor istemiyorsan giyme diyor. Kadın öğretmen de istemiyorsa giymez diyor. Ama bunun seneye mecburi olmayacağını bilmiyoruz. %100 amaç. Tabii ki, tabii ki. Bir sonraki sene hele bunun önlüğün modelinin değişmeyeceğini, cübbeye dönmeyeceğini de bilmiyoruz. Evet. Biz biliyoruz da, yani bunların böyle olacağını biz görüyoruz da şu anda isteğe dayalı dedikleri için bunu kimse yemesin diye, bunu kimse inanmasın buna diye söylemek istiyorum bunu. Esas amaç burada kadın öğretmenlerin giydiklerinin, kıyafetlerinin üstünü kapatmaktır. Bu öncelikle kadına hakarettir. İkincisi öğretmene hakarettir. Öğretmenler ne giyeceğini bilirler. Hiç kimse öğretmenlere ne giyeceğini öğretmez. Elbette. Zaten bilir ne giyeceğini, aynen, nasıl, evet, olması gerektiğini. Biz yani işimde gereği günde sürekli okullara girip çıkıyorum. Ben öyle hiç
bir öğretmenin kendi yakışıksız bir kıyafeti. Ben de hayatım boyunca hiç görmedim. Bir de yakışıksız kıyafet ne demek? Yani kime göre, da, neye göre, evet, o da var. Aynen demek. Öyle. Bir de öyle bir durum. Ama en azından okula uygun giyinirler. Öyle. Öğretmenlerimiz böyle giyiniyorlar. Bakan Bey'e biz o zaman söyledik. Hediye vermek istiyorsanız öğretmenlere gelin özlük haklarını düzeltin. Mesela vergi dilimini düzenleyin. %15'te sabit bırakalım vergi dilimini. Hepsini geçtik dedik. Kendimiz için bir şey istemiyoruz dedik. Oradan çocukların yemeğine bağlayayım. Hı hı. Çocuklar için dedik. Buna harcayacağınız parayla çocuklar için dedik. Bir öğün yemek verin dedik. Bir öğün yemek verin okullarda dedik. Söz verdiler seçimden önce. Tabii kendi canım. Sözleri hatırlatmak i̇şte seçimden lazım önce bunu. Kilit cümle o zaten. Aynen seçimden öyle. Seçimden önce söz verdiler. Bir öğün yemek vereceğiz dediler ama maalesef o yemek hayal oldu. Onun üstüne ne getirdiler bir de biliyor musunuz? Ana sınıflarında katkı payı getirdiler. Şimdi ana sınıflarında eğitim ücretsizdi. Veli götürüyordu çocuğu. Evet, evet. Yapıyordu ve yönetmelikte de ilk öğretim kurumları yönetmeliğinde de ücretsizdir diye yazıyordu. Şimdi evet. Aynı şekilde ücretsizdir diye yazıyor. Peşine de şunu eklemiş. Ancak çocukların işte yararına olacak kendi öz bakımlarını gerçekleştireceği ürünleri almak için katkı payı toplanır diyor. Ne yaptı ana sınıfını? Bu sefer orada paralı hale getirdi. Evet. Bunun yanında o yönetmelikte çok özür dilerim. Onu da söylemeden bitirmek istemiyorum. Bunun yanında o yönetmelik değişikliğinde ne getirdiler biliyor musunuz? Ana sınıfına mescit açma zorunluluğu getirdiler. Milli eğitimin tek eksiği buydu çünkü. Mescit lazım. Bütün sorunları hallettik. Anaokulunda evet, mescit. Evet. Ve maddede o kadar açık yazıyor ki doğal ışık alan yerde olacak. Hı-hı. Yani öyle diyor götürüp diyor herhangi bir yere mescit yapamazsın diyor. Okulun en görünür güzel yerini... Okulun en güzel yerini, ışık alan yerini mescit yapacaksın evet, diyor. Evet. Yani kısacası aslında olan biten çok net bir şekilde ortada. Evet. Onların da zaten bunları belli etmemek gibi bir dertleri yok. Ama hocamın da söylediği gibi şu anda yumuşak geçiş dönemi. İster yaparsın, ister uygularsın, ister uygulamazsın dönemi. Ama seneye bu böyle mi olur onu bilemiyoruz. Ben velilere bir kez daha hocamın söylediğini aktarmak istiyorum. ÇEDES projesi dahilinde yapılmak istenenler zorunluluk değildir. Veliler lütfen bu açıdan baksınlar ve çocuklarını da o şekilde yönlendirsinler. Tekrar gününüz kutlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Bizler de. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz efendim. Benden bugünlük bu kadar. Haberin olsun sona erdi. Yarın akşam saat 18'de Ana Haber'de karşınızda olacağım. Hoşça kalın.